Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere Ceylan Gözü kızlarımla açılış yaptım. Ceylan Gözü sardunyalarım çok güzel gelişim gösteriyor. Yaprak renginden de belli oluyor sağlıklı oldukları. Bakın bu dalından tomurcuk çıkarmaya başladı ama ben çiçek açmasını istemiyorum. O yüzden sonbahardan Aralık ayına, Şubat ayına tam çiçeklerime çiçek açtırmayan kürü vereceğim. Sadece sardunyalarımıza. Bu şekilde coşması için bugün sizlere bir tarif paylaşacağım. Tarifimizi sadece yılda iki defa çiçeklerimize ikram edebiliyoruz. Ben her zaman ilkbaharda ve sonbaharda veriyorum. Çiçeklerimin köklerini aktifleştiriyorum, canlandırmasına sebep oluyorum. Bakın kocaman oldu Ceylan Gözü sardunyam. Ben bu çiçeğimi budamasını yapmadım. Bu şekilde bırakacağım bu sene. Çiçeğimin her tarafından bir sürü dalları var. Küçük küçük sürgünler gelmeye başladı. O yüzden budamasını yapmadım arkadaşlar. Hem sağlıklı olduğu için budamasını yapmadım. Yaprak rengine bakar mısınız? Koyu yeşil çok güzel gelişim gösteriyor. Kökleri aktif olduğu için budamasını yapmıyoruz. Sararan yaprakları varsa da ara ara bu şekilde kırıp saksının üzerine dökeceğiz. Bu yapraklar çürümeye başladığı zaman toprağı torflaştırmış oluyor. Yaprakları dökmeyin. Solmuş olan çiçekleri, çiçek saplarını saksı içerisine dökün arkadaşlar. Çiçekleriniz için çok fayda sağlayan gübre oluyor. Bakın bugün sizlere ne ile geldim? Kuru maya. Kuru maya çiçeklerimiz için gerçekten çok fayda sağlayan bir besin oluyor. Sadece bu mayanı yaparken çok şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer mayanı güzelce açmasak çiçeklerimizin köklerine zarar vermiş oluyoruz. Ve zamanla çiçeklerimizin köklerinden kaybetmiş oluyoruz. Çiçeklerimiz sararıp solup gidiyor arkadaşlar. O yüzden mayanı sık sık kullanmıyoruz. Yılda iki defa kullanıyoruz. İlkbaharda ve sonbaharda kullanmamız gerekiyor. Bir çorba kaşığı kuru maya aldık. Bir çay kaşığı da şeker tozu kullanacağız. Muhakkak şeker tozunla birlikte yapın bu kürü. Şeker tozsuz yapmayın arkadaşlar. İnanılmaz etkisi, güzel faydası olmasını istiyorsunuzsa da şeker tozuyla birlikte yapıyorsunuz. Daha sonra bunu direkt suya dökmüyoruz ve kasemizin içerisine biraz su dökeceğiz. Bu mayanı güzelce açmamız gerekiyor. Eğer mayanı düğür düğür bıraksak, bakın erimeden çiçeklerimize acele edip verdiğimizde çiçeklerimizin köklerine zarar vermiş oluyoruz. Bakın görüyorsunuz, direkt soğuk suya döktüğümüzde çok kolay bir şekilde açılmıyor. Suyumuz ılık olması gerekiyor. Güzelce karıştırmamız gerekiyor. İyice erimesini sağlamamız gerekiyor. Eridikten sonra çiçeklerimizin köklerine rahat bir şekilde ikram edebiliyoruz. Sadece yılda iki defa vermenizi tavsiye ederim. Sık sık kullanabileceğimiz bir kür değil arkadaşlar. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Sonbaharda ve ilkbaharda bu güzel kızlarımıza ikram edeceğiz ki çiçeklerimiz de coştukça coşsunlar. Ben ilkbaharda vermiştim çiçeklerime. Bu saksılarımın çiçeklerini de sizlerle paylaştım çiçek açtığı zaman. Dolu dolu çiçekleri var idi. Hiç yaprak görünmüyordu arkadaşlar. O kadar güzel tomurcuğu çiçekleri var idi. Böyle tomurcuk çıkarmaya başladı ama ben istemiyorum. Tomurcuk budamasını da yapacağım. Biraz keçsin. Bir tane tomurcuğu olduğu için üzerinde duruyor. Henüz bir şey yapmadım. Bakın görüyorsunuz. Mayamız açılmaya başladı. Sizin aceleniz yoksa da mayanı bir 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Güzelce erimesini sağlayın. Daha sonra çiçeklerinizi ikram edin. 1 litre suyun ölçüsü 1 çorba kaşığı maya, 1 çay kaşığı toz şeker. İyice güzelce eridikten sonra suya katıyoruz. Yine suda karıştıracağız. Güzelce aralaşmasını sağlayacağız. Daha sonra çiçeklerimizin nemli bir toprağına ikram edeceğiz arkadaşlar. Direkt kuru toprağa vermeyin. Çiçeklerinizi strese sokabilirsiniz. Bakın göstereyim şimdi sizlere. Saksımız küçük. Saksı içerisinde olan köklerin zarar görmesini istemiyorsunuz ya da mayanı güzelce eritmeniz gerekiyor. Bakın toprak nemli.
Üzeri kuru olsa da içi nemli olduğu için ben bugün bu çiçeklerimi ikram edeceğim. Sizlerle birlikte bakın bu da nemli. Toprak da çok güzel geçirgen toprak görüyorsunuz. Net olarak çekip paylaşıyorum arkadaşlar sizlere. Daha sonra sizlerin de aklınızda soru işareti kalmaması için kürlerimizi nasıl yapıyoruz ve nasıl veriyoruz? Bakın görüyorsunuz direkt toprağa döküyorum. Bazı takipçilerim yazıyorlar maya küründen sonra çiçeklerimi kaybettim. Maya kürünü güzelce eritmeseniz arkadaşlar muhakkak kaybedeceksiniz. Hemen kaybetmiyorsunuz. Bir aya kadar sürüyor köklerini mahvetmiş oluyor. Mayanı güzelce eritmeniz gerekiyor. Eritmeden çiçeklerinizin köklerine vermeyin. Ben önce sizlere paylaşmıştım geçen videolarımda. Kanalıma geri dönüş yapıp o videolarımdan da izleyebilirsiniz. Aynı çiçeklerimi veriyorum. Bir defa ilkbaharda bir defa sonbaharda veriyorum. O kadar güzel çiçek açıyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde aktifleşiyorlar. Çiçeklerimin yaprakları koyu yeşil oluyor. Görüyorsunuz çok güzel gelişim gösteren çiçeklerim var. Saksısına bakar mısınız? Bir sürü dalları var. Bir sürü sürgünler çıkarmaya başladı. Sizlerle birlikte veriyorum. Bu güne kadar hiçbir şekilde sorun yaşamadım yaptığım kürlerden. Bakın geçen sene diktiğim fidelerde bu da aynı şekilde beyaz ceylan gözü kızımdı. Görüyorsunuz bir sürü dalları var, budakları var. Hepsini yaptığım kürlerin sayesinde bu şekilde görüntü elde etmiş oluyoruz. Çiçek açtığı zaman da şölen olacak. Saksının içerisini bayağı doldurdu. Her tarafından da çok güzel sürgünleri geliyor. Sizlere tavsiye ederim. Doğal olarak çiçeklerinize kür yaparken kış aylarında sardunyalarınızın dinlenmesi gerekiyor. Maya kürünün içerisinde azot çok olduğu için çiçekler için çok önemli. Potasyum ve kalsiyum da çok önemli. Çiçeklerimizin köklerini aktifleştirmiş oluyor. Fosforu Aralık, Şubat ayına tam vermeyeceğim arkadaşlar. Fosforlu kürlerden beslemeyeceğim çiçeklerimi. Sadece sardunyalarımı, çiçek açan sardunyalarımı dinlenmeye bırakacağım. Kış aylarında biraz dinlenmesi gerekiyor. Üşümesi gerekiyor ki ilkbaharda çiçek açtığı zaman dolu dolu çiçek açsın ve çiçeklerin yapısı çok büyük olsun arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz yaprak rengi güzel, sağlıklı. Bunun hepsi yaptığım kürlerin sayesinde her tarafından da bir sürü sürgünleri gelmeye başladı. Kürlerimizi yaparken çok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bütün detayları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.